Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu tekrar testlerinden ikincisine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 11. soruyla başlayalım. 11. sorumuz gelsin. 11. soruda arkadaşlar, bütün yıldızların aynı uzaklıkta olduğu varsayıldığındaki parlaklığına mutlak parlaklık deniyormuş. A. Görünebilir parlaklığı. D. Yıldızların uzaklığının parsek cinsinden değeri ve mutlak parlaklık olarak ifade edilmiş. B, A, D arasındaki ilişki de B eşittir A artı 5 eksi 5 çarpı logaritma D şeklinde verilmiş. 16 parsek uzaklıktaki bir yıldızın görünebilir parlaklığı 3,04 ise mutlak parlaklığı kaçtır diye bir soru sormuş. Arkadaşlar 16 parsek uzaklıktaki demiş. Arkadaşlar biz uzaklığın parsek cinsinden değerini neyle ifade edecekmişiz de o zaman değer kaç eşit olacak? 16 eşit olacak. Görünebilir parlaklığının 3,04 olduğunu vermiş. Arkadaşlar biz görünebilir parlaklığı neyle ifade ediyorduk? A ile ifade edebiliyorduk. Bakın A görünebilir parlaklıktı. O zaman A ne eşit olacak arkadaşlar? 3,04. Bana mutlak parlaklığı soruyor. Arkadaşlar mutlak parlaklığıyla B ile ifade ediyorduk. O zaman bana B'yi soruyor. Arkadaşlar B'nin formülü neydi? B eşittir. A artı 5 eksi 5 çarpı logaritma D'ydi. Yerine koyalım. B eşittir 3,04 artı 5 eksi 5 çarpı logaritma 16 oldu. Yani B eşittir 3,04 artı 5 eksi 5 çarpı arkadaşlar logaritma 16 yerine ne yazdık? 254 yazdık. Arkadaşlar 3,04 ile 5'in toplamı ne oldu? 8,04 oldu. Logaritmanın kuralından dolayı 4 katsayı olarak 5'e geçti. 5 kere 4 20 oldu. 20 çarpı logaritma kaç oldu? 2. Sonra da logaritma 2'nin yaklaşık değerini 0,301 olarak vermiş. O zaman logaritma 2 yerine de arkadaşlar 0,301 yazalım. 20 çarpı 0,301 ne oldu arkadaşlar? 6,02 oldu. 8,04'ten 6,02'yi çıkardığımızda da arkadaşlar B'nin değerini 2,02 olarak bulduk. Bize mutlak parlaklığı yani B'yi soruyordu. B ne oldu arkadaşlar? 2,02 oldu. 12. soruyla devam edelim arkadaşlar. 12. sorumuz gelsin. 12. sorumuzda arkadaşlar yarılanma ömrü K yıl olan A gramlık bir radyoaktif madde bozulduğunda T yıl sonra B eşittir A çarpı 1/2 üzeri T bölü K gram kalmaktadır. Buna göre yarılanma ömrü 5 yıl olan 48 gram madde 10 yıl sonra kaç gram kalmıştır diye bir soru sormuş. Arkadaşlar biz yarılanma ömrünü K ile ifade etmiştik. Burada yarılanma ömrünün 5 yıl olduğundan bahsediyor. K 5. A gramlık madde arkadaşlar A gramlık 48 gramlık. Yani A buradan kaç çıktı arkadaşlar? 48. T yıldan bahsediyor arkadaşlar. Burada da T'nin 10 yıl olduğunu söylüyor. T eşittir kaç oldu? 10 oldu. Bana ne kadar kalmıştır diyor. Arkadaşlar kalan ifadeyi de biz kalan miktarı da biz ne ifade ediyorduk? B'yi ifade ediyorduk. Bize B'yi soruyor. Arkadaşlar B, A, T, K arasında ilişki neydi? B eşittir A çarpı 1/2 üzeri T bölü neydi? K'ydı. Arkadaşlar A yerine 48, T yerine 10, K yerine 5 yerine koyduk arkadaşlar. Ne oldu? 48 çarpı 1/2 üzeri 10/5 kaç yaptı? 2 yaptı. Arkadaşlar 48 çarpı 1/2'nin karesi 1/4. 48 çarpı 1/4'ten cevap kaç çıktı? 12 çıktı. Demek 12. sorumuzun cevabı neymiş? 12'ymiş. 13. soruyla devam edelim. Şimdi 13. sorumuzda birazcık kimya bilgisinden bahsetmiş arkadaşlar. Okuyalım bakalım ne demek istiyor. Sulu çözeltinin asidik, fazik ya da nötr olduğunu anlamak için pH değerine bakılırmış. 25 santigrat derece çözeltide
Eğer pH'ı 7'den küçük ise asidik, pH'ı 7'den büyük ise basit, eğer pH'ı 7 ise neymiş arkadaşlar? Nötrik. pH değeri de arkadaşlar eksi logaritma H artı ile ne yapılıyormuş? Hesaplanıyormuş. Tabloda bazı maddelerin H üzeri artı değerleri verilmiştir. Yukarıdaki maddelerin pH değerlerini bulalım. Hangilerinin asitik, hangilerinin bazik ve hangilerinin nötr olduğunu da söyleyelim. Arkadaşlar elma suyunun H artı değeri neymiş? 10 üzeri eksi 3. Arkadaşlar pH neyle hesaplanıyordu? Eksi logaritma H üzeri artıyla. O zaman pH eşittir eksi logaritma ne oldu? H artı yerine 10 üzeri eksi 3 yazdık. Eksi 3 katsayı olarak başa geçti. Eksi ile eksinin çarpımı artı 3 oldu. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Logaritma 10 kaldı. Arkadaşlar logaritma 10 da nedir? Logaritma 10 tabanında 10'dan dolayı nedir arkadaşlar? 1'dir. 1 kere 3'ten 3. Demek ki elma suyunun arkadaşlar pH değeri kaçmış 3'tür. Diğerlerinde hızlı bir şekilde pH değerlerini hesaplayalım. pH eşittir eksi logaritma 10 üzeri H üzeri artıydı. H üzeri artı yerine burada 10 üzeri eksiydi. Burada 10 üzeri eksiydi. Burada 10 üzeri eksi 6 yazacak. 10 üzeri eksi 2 yazdığımda eksi 2 katsayı olarak başa geçti. Eksi ile eksinin çarpımı 2. Logaritma 10'da 1 yaptığı için. Demek ki limon suyunun da arkadaşlar pH değerini kaç bulduk? 2 bulduk. Saf suyun pH değeri kaçmış? 7'ymiş. Sütün 6'ymış. Gazlı içeceğin 4'müş. Karbonatın 9'muş. Çamaşır suyunun 12'ymiş. Bulaşık deterjanının kaçmış arkadaşlar? 8. pH değerlerini bulduk. Arkadaşlar pH değerim eğer 7 ise neydi? Nötr. 7 olan burada hangisi arkadaşlar? Saf su. Demek ki saf su neymiş arkadaşlar? Nötr. Eğer pH değeri 7'den küçükse asidik. Bakın 7'den küçük, 7'den küçük, 7'den küçük, 7'den küçük. O zaman arkadaşlar elma suyu, limon suyu ve süt, hatta gazlı içecek 7'den küçük olduğu için asidik, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, karbonat 7'den büyük olduğu için nedir arkadaşlar? Bazik. Böylelikle bütün maddelerin hem pH değerlerini hem de hangilerinin bazik, hangilerinin asidik, hangisinin nötr olduğunu bulmuş olduk. Bize ne sorarsa sorsun ya da şıklarda ne yorum yaparsa yapsın, bu bilgiler şıkları yorumlamamız için yeterlidir arkadaşlar. Diğer soruyla devam edelim. 14. sorumuz gelsin. 14. sorumuzda arkadaşlar radyoaktif bir madde olan karbon 14 adıyla bilinen atomlar bir canlının ölümünden sonra düzenli olarak bozularak karbon 12 atomuna düşer. Canlı örneğine göre bir fosildeki karbon 14 oranı A olan fosilin yaşı Y eşittir eksi 5730 30 çarpı logaritma A bölü logaritma 2 şeklindeymiş. Canlı örneğine göre %80'i karbon 14 içeren bir fosil yaklaşık olarak kaç yaşındadır diye, bu da biyolojik terimli bir soru. Hemen bu sorumuzu da bulalım. Şimdi arkadaşlar karbon 14 oranı neydi? A. Bakın oran A. Arkadaşlar oranı bize ne olarak vermiş? %80. Yani A eşittir nedir? A eşittir 80 bölü nedir? 100. Hemen formülde yerine koyalım arkadaşlar. Y eşittir neydi? Eksi 5730 çarpı logaritma A bölü logaritma neydi ki? A yerine ne yazıyoruz arkadaşlar? 80 bölü 100 yazıyoruz. Bakın burada A yerine ne yazdık? 80 bölü 100'ü yazdık. Şimdi arkadaşlar bize yaşını soruyor. Yaşı negatif olmayacağı için şu eksiden bir kurtulalım. Eksiden nasıl kurtuluyoruz arkadaşlar? Logaritmadan biz bunu biliyoruz. Eksi ne oluyor arkadaşlar? Yukarıya ne olarak geçer? Kuvvet olarak geçer. Bakın ben buraya eksi 1'i, yani eksi demek, eksi 1 demektir. Eksi 1 arkadaşlar 80 bölü 100'ün üzerine kuvvet olarak geçirdim. Çünkü logaritmadan ben biliyorum ki kuvvet başa katsayı olarak ne yapıyor? Geçiyor.
Şimdi arkadaşlar 80 bölü 100'ün karşısını aldım. Eksi birinci kuvvetini. 100 bölü kaç oldu arkadaşlar? 80 oldu. Soruma devam ediyorum. Arkadaşlar 100 bölü 80'i sadeleştirdiğimde de kaç oldu? 10 bölü kaç oldu? 8 oldu. Arkadaşlar logaritma 10 bölü 8'i de ben logaritma 10 eksi logaritma 8 şeklinde ne yapabilirim? Yazabilirim. Aşağısı ne oldu arkadaşlar? 0 virgül kaç oldu? 3 oldu. Arkadaşlar logaritma 10'u zaten biliyorum. 10 tabanında 10 kaçtır? 1'dir. Bakın logaritma 10 yerine 1 yazdım. Arkadaşlar logaritma 8 demek. 8 2'nin kaçıncı kuvveti? 3. kuvveti. 3 başa geçti. 3 logaritma 2 oldu. Bakın soruda bana logaritma 2'nin yaklaşık değerini 0,3 olarak vermiş. O zaman 3 logaritma neydi? 2 idi arkadaşlar. Logaritma 8, 3 logaritma 2 idi. Logaritma 2 yerine 0,3 yazarsam 0,3 ile 3'ü çarparsam ne oldu? 0,9 oldu. Demek logaritma 8'in değeri de 0,9 oldu. Aşağıda bir logaritma 2 vardı. Logaritma 2 yerine de yine 0,3 yazdım. İşlemi yaptığımda 5730 çarpı 1 eksi 0,901 bölü 0,3 pay ve paydayı 10 ile genişlettiğimde ne oldu arkadaşlar? 1 bölü 3 oldu. 5730'a 1 bölü 3 çarpmak demek 5730'u 3'e bölmektir. 5730'a 3'e böldüğümde de arkadaşlar fosilin yaşının 1910 olduğunu buluruz. Sıradaki soruyla devam edelim. 15. sorumuz gelsin. 15. soruda ben buraya bir plak resim çizmeye çalıştım. Üstün resim becerimle. İnsan kulağının duyarlı olduğu en düşük ses şiddeti I0, 10 üzeri eksi 12 watt bir metrekaredir diye bir bilgi vermiş bize. I ise bir ses kaynağının ses şiddeti olmak üzere, I neymiş arkadaşlar? Ses şiddetiymiş. L de arkadaşlar 10 çarpı logaritma I bölü I0 desibelmiş. Buna göre insan kulağının duyarlı olduğu en düşük ses şiddetinin 50 kat olan bir sesin ses düzeyi kaç desibeldir diye bir soru sormuş. Arkadaşlar en düşük şiddet neydi? I0. O zaman I0 ne olacak arkadaşlar? Soruda vermiş zaten. 10 üzeri eksi 12. Bize 50 katını soruyor. Neyin 50 katını? En düşüğün 50 katı. Sesi biz neyle gösteriyorduk arkadaşlar? İyle. İyle en üst olacak. En düşüğün 50 katı olacak. 50 çarpı 10 üzeri eksi 12 olacak. Bize neyi soruyor? Kaç desibel? Desibeli de biz neyle hesaplıyorduk? L ile. Bize de L'yi soruyor. Arkadaşlar L formülümüz neydi? L eşittir 10 çarpı logaritma I bölü I 0 şeklindeydi. Yerine koyalım arkadaşlar. I yerine 50 çarpı 10 üzeri eksi 12. I 0 yerine 10 üzeri eksi 12 yazdığımızda bunlar birbirini götürdü. Geriye ne kaldı? 10 çarpı logaritma 50 kaldı. L eşittir 10 çarpı logaritma 50 idi arkadaşlar. Logaritma 5 çarpı 10 yazdık. O da eşittir. L eşittir 10 çarpı. Arkadaşlar logaritma 5 çarpı logaritma 10 da logaritma 5 artı logaritma 10 diye yazabilir. Logaritma 10'un 1 olduğunu biliyorum. Güzel. Ama logaritma 5'i bilmiyorum. Adam bana logaritma 5'i vermemiş. Neyi vermiş? Logaritma 2'yi vermiş. O zaman arkadaşlar logaritma 2'yi kullanarak logaritma 5'i nasıl bulurum? Logaritma 5 yerine yine logaritma bilgimi kullanıyorum. 10 bölü 2 yazıyorum. 10 bölü 2'de ne oldu arkadaşlar? Logaritma 10 eksi logaritma 2 oldu. Logaritma 10, 1. Logaritma 2'nin yaklaşık değeri 0,3. Zaten şuradaki logaritma 10 yerine de ne yazmıştım? 1 yazmıştım. İşlem önceliği parantez içinde. Parantez içinde işlemi yaptığımda 1, 1 daha 2, 2 eksi 0,3, 1 nokta kaç oldu? 7. 10 çarpı 1.7'den arkadaşlar demek ki ses düzeyi kaç desibelmiş? 17 desibelmiş. Böylelikle 15. sorumuzun cevabı da 17'ymiş. 15. sorumuzun cevabı 17'ymiş. 16. sorumuzla devam edelim. 16. sorumuz geldi. Arkadaşlar 16. sorumuzda Richter bir depremin büyüklüğünü m. Richter arkadaşlar bir jeolog bu arada. Yoğunluğunu I ve stand
Dark depremin yoğunluğunu ise S ile ifade etmiş. Arkadaşlar M ile S arasındaki ilişki de neymiş? M eşittir logaritma I bölü neymiş? S'ymiş. 2019 İstanbul depreminin ölçeği Richter'e göre 5.8. Ankara ise neymiş arkadaşlar? 3.8 büyüklüğündeymiş. Buna göre İstanbul depremi Ankara depreminin kaç katı yoğunluğundadır diye bir soru sormuş. Şimdi arkadaşlar ben burada İstanbul, Ankara diye şehirleri ayırdım. Arkadaşlar depremin büyüklüğü ne? İstanbul'daki depremin büyüklüğü 5.8, Ankara'daki neydi? 3.8. Arkadaşlar yoğunluğu neyle gösteriyorduk? I ile gösteriyorduk. O zaman İstanbul'un yoğunluğunu I. Ankara'nın yoğunluğunda I, A ile ne yaptım? İfade ettim. Bana zaten bu yoğunluklarının neyini soruyor? Oranını soruyor. Bana İstanbul'un, Ankara'nın yoğunluğunu oranını, yani I bölü, bana arkadaşlar I bölü neyi soruyor? I bölü I neyi soruyor? Ankara'yı buluyor. Soruyor. İşlem sonucunda ben bunu bulmak zorundayım. Arkadaşlar yoğunluğu ile standart depremin yoğunluğunda ne ifade ediyor dedikler? S ile ifade ediyordu. O zaman hem İstanbul'da da hem Ankara'da da S'nin olması gerekiyor arkadaşlar? Sabit olması gerekiyor. Arkadaşlar M formülünde, yani M eşittir logaritma I bölü S formülünde önce neyi hesaplayalım? İstanbul'u hesaplayalım. İstanbul'u hesapladığımızda ne oldu? 5,8 eşittir logaritma I bölü S oldu. Ankara'yı hesaplayalım arkadaşlar. M yerine 3.8 logaritma I bölü S oldu. Şimdi arkadaşlar burada logaritma I bölü S'yi ben nasıl yazabilirim? Eksi diye yazabilirim logaritma kuralından dolayı. Logaritma I bölü S'yi de logaritma I eksi log S olarak ne yapabilirim? Yazabilirim. Şöyle iki tane ne elde etmiş oldum? Deprem değil bu arada. Denklem elde etmiş oldum. Şimdi arkadaşlar aşağıyı eksiyle çarptığımda burası da eksi oluyor. Burası da artı oluyor. Bunlar birbirini ne yaptı? Götürdü. O zaman geriye ne kaldı arkadaşlar? 5.8'den 3.8 çıkarsa 2 kaldı. Logaritma I bölü I eksine kaldı arkadaşlar. Logaritma I A oldu. Evet. Şimdi arkadaşlar logaritma I eksi logaritma I A'yı ben nasıl yazabilirim eksi olduğu için? Logaritma I bölü I A şeklinde yazabilir. O zaman 2 neye eşit oldu arkadaşlar? Logaritma I bölü I A oldu. Şimdi arkadaşlar bana neyi soruyordu? I bölü I A'yı soruyordu. O zaman logaritmadan kurtulalım. Biliyorsunuz bunun tabanı ne? O. Logaritmik denklemi üstü denkleme çevirirsek 10 üzeri 2 neye eşit oldu? I bölü I A oldu. Yani I bölü I A kaça eşit oldu arkadaşlar? 100'e eşit oldu. Yani İstanbul'un yoğunluğunu Ankara'nın yoğunluğuna oranı neymiş arkadaşlar? 100'müş. Yani İstanbul depremi Ankara depreminin yoğunluk olarak kaç katıymış? 100 katıymış. 17. soruyla devam edelim. 17. sorumuz gelsin. Evet, 17. sorumuz geldi. Aşağıdaki bir arabanın yıllık satış miktarı yıllara göre değişimi verilmiştir ya da gösterilmiştir. Bakıyoruz arkadaşlar. Birinci yılda kaç araba satılmış? 900. Y'ye eşitmiş? A çarpı 3 bölü 3 bölü 4 üzeri neymiş? T'ymiş. Bana diyor ki ikinci yıl kaç tane araba satılmış? Arkadaşlar şurada arkadaşlar Y yerine kaç yazabilirim? Fonksiyon bilgisinden de biliyorum. Çünkü bu nokta nerede? Grafiğinin üstünde. Arkadaşlar Y yerine 900, T yerine ne yazacağım? 1 yazacağım. Y eşittir A çarpı 3 bölü 4 üzeri T'de Y yerine 900, T yerine 1 yazdım arkadaşlar. 3600, 3 A eşit oldu. A buradan kaç çıktı? 1200 çıktı. O zaman arkadaşlar bana ikinci yılda kaç araba satıldığını soruyor. Demek ki T yerine kaç yazacağım? 2 yazacağım. Arkadaşlar Y neye eşittir? A çarpı 3 bölü 4 üzeri T'dir. Y eşittir A'yı bile gönderdik. 1200. T
3 bölü 4, 2. yıl dediği için de T22 yazdık. Buradan ne oldu arkadaşlar? 9 bölü kaç oldu? 16 oldu. 16 ile 1200'ü sadeleştirdim. 300, burası kaç oldu? 4 oldu. Yani 300 çarpı 9 bölü 4. 4 ile tekrar 300 sadeleştirdiğimde kaç oldu arkadaşlar? Burada 1 kaldı. Bir tane 75 kaldı. 75 çarpı 9'dan da ne oldu arkadaşlar? 675 oldu. Demek ki 1. yıldan kaç araba satılmış arkadaşlar? 900 araba satılmış. 2. yılda da kaç araba satılmış arkadaşlar? 675 araba satılmış. Evet. 17. sorumuzun da cevabı neymiş? 675. 18. sorumuzla devam edelim. 18. sorumuz gelsin. Evet arkadaşlar, 18. sorumuzda yine bizim Richter'den bahsediyor. Logaritmik bir ölçek olan Richter ölçeği, demek ki Richter ölçeği logaritmik bir ölçekmiş. Depremde salınan enerji hakkında bilgi vermektedir. Depremin açığa çıkardığı enerji logaritma S ile gösteriliyormuş. O da arkadaşlar 11,8 artı 1,5 M ile hesaplanıyormuş. Japonya'da yaşanan 6,8 büyüklüğünde depremin ortaya çıkardığı enerji. Arkadaşlar ES açığa çıkardığı enerji, M ise depremin neymiş? Büyüklüğüymüş. Bundan sonra da bize verilmiş. O zaman bize neyi soruyordu? Japonya depremindeki enerjiyi soruyordu. Arkadaşlar Japonya depreminin büyüklüğünü 6,8. O zaman M neydi? Depremin büyüklüğü. Depremin büyüklüğü yerine 6,8 yazdık. S neydi arkadaşlar? Açığa çıkardı enerji. Bize bunu soruyor. Arkadaşlar S formülü vardı zaten. Logaritma S neye eşitti? 11,8 artı 1,5 çarpı neydi? Neydi? Yerine koyalım. Logaritma S eşitti. 11,8 artı 1,5 çarpı M yerine ne yazdık arkadaşlar? 6,5 yazdık. 0. Arkadaşlar 1,5'e 6,8'i çarptığınızda ne oluyormuş? 10,2 oluyormuş. O zaman logaritma S neye eşit oldu arkadaşlar? Logaritma S 11,8'i 10,2'yi topladım da ne eşit oldu? 22'ye eşit oldu. Ama bana logaritma S'i sormuyor arkadaşlar. Bana sadece S'i soruyor. O zaman logaritmanın tabanının 10 olduğunu biliyor. Hemen logaritmik denklemi 2 denkleme çevirdiğimizde de arkadaşlar S neye eşit oldu? 10 üzeri 22'ye eşit oldu. Demek ki arkadaşlar bize açığa çıkardığı enerjiyi soruyor. Demek ki açığa çıkardığı enerji neymiş? 10 üzeri 22'ymiş. 18. sorumuzun cevabı. 19. sorumuza devam edelim. Şimdi arkadaşlar 19. sorumuza baktığımızda bir bulaşıcı hastalığın 52 bin nüfuslu bir ilçede T günde yayılma hızı verilmiş. Bakın T günde yayılma hızı bize ne yapılmış verilmiş. Buna göre başlangıçta kaç kişi hastalığa yakalanmıştır? Başlangıçta dedi arkadaşlar bize şurayı sor. Şuranın kaç kişi olduğunu ne yapıyor bize? Soruyor. Başlangıç burası. Çünkü sıfırla başlamadı. 10 mu, 50 mi, 100 mi, 500 mi, 1000 mi bize burayı soruyor. Ama başlangıçta dediği için arkadaşlar T'yi ne alacağız? Tabii ki 0,6. Arkadaşlar VT bağıntısında T yerine 0 yazarsak VT neye işte 52 bin bölü 4 artı 1296 çarpı E üzeri eksi 0,18 çarpı T'ydi. T yerine 0 yazdığımda ne oldu arkadaşlar? 0,8 çarpı T 0 oldu. E üzeri 0 kaç oldu? 1 oldu. 1 çarpı 1296 ne 1 oldu? 4 artı 1296 ne oldu? 1300 oldu. 52.000'e 1300'e böldüğümüz arkadaşlar neymiş? 40'mış. Demek ki arkadaşlar başlangıçta kaç kişiyle bu hastalık varmış? 40 kişiyle varmış. 19. sorunun cevabı da 40'mış. Geldik 20. ve son soruya arkadaşlar. 20. sorumuzdayız arkadaşlar. Yine pH'lardan, pOH'lardan bahsediyor. Sanki kimya sorusu gibi gözükse de aslında arkadaşlar okuduğunu anladığımda bu tarz yeni nesil sorularda aslında sorular gerçekten normal sorulardan daha kolay. Bakın pH neyle hesaplanıyormuş? Bundan önceki soruda da vardı. Birkaç soru önce. pH'i eksi logaritma h üzeri artıyla
O h ise arkadaşlar eksi logaritma o h üzeri eksiyle ne yapabiliyormuşuz hesaplayabiliyormuş. Burada bize pH'in nasıl hesaplandığı, pOH'in nasıl hesaplandığı veriyoruz. Bir de arkadaşlar pH ile pOH'in toplamının 14 olduğunu da şurada vermiş. Şimdi A markası arkadaşlar A marka bunlar biraz suyumuz. A marka suyun arkadaşlar pH'ini hesaplayalım. Arkadaşlar A markanın pH hesaplanırken pH eşittir eksi logaritma h üzeri artı mı kullanacağız yoksa pOH eşittir eksi logaritma OH üzeri eksi mi? Tabii ki birinciyi kullanacağız. Çünkü bize neyi vermiş arkadaşlar? H üzeri artıyı vermiş. O zaman H üzeri artıyı kullanarak arkadaşlar pH'i bulalım. pH neydi? Eksi logaritma H üzeri artıydı. H üzeri artı yerine ne yazacağız? 0,001. Arkadaşlar 0,001'i ben nasıl yazabilirim? Onu üzeri eksi 3 diye yazabilirim. Eksi 3 kasya olarak başa geçti. Eksi ile eksinin çarpımı 3. Geriye logaritma 10 tabanında 10 kaldı. O da 1. Demek ki A markası suyun pH'i kaçmış? 3'müş. Şimdi B markasına geldik arkadaşlar. B markasında da arkadaşlar bana OH üzeri eksiği var. O zaman OH üzeri eksiği verdiyse ben pH'i hesaplayamam. pOH'i hesaplayabilirim. Hemen pOH'i hesaplayalım arkadaşlar. O da neydi? Eksi logaritma OH üzeri eksiydi. Eksi logaritma OH üzeri eksi. O da 0,001'miş arkadaşlar. Onu da ben nasıl yazabilirim? 10 üzeri eksi 4 diye yazabilirim. Eksi başa geçti. Eksi 4 başa geçti. Eksi çarpımı 4. Logaritma 10 tabanında 10'da ne oldu arkadaşlar? 1 oldu. Demek ki pOH değeri kaç çıktı? 4. Ama bana pH'i soruyor. Arkadaşlar pH ve pOH toplamı kaçtı? 14. O zaman pOH 4 ise buradan pH'i kaç çıkar arkadaşlar B markasının? Tabii ki 10 çıkar. Arkadaşlar C markası suya bakalım. C markasında yine bize H artıyı verdiğine göre hangi formülü kullanacağız? pH formülünü kullanacağız. pH formülünü kullandık. H üzeri artı yerine 0,0001 koyacağız. Yani 0,0001 nedir arkadaşlar? 10 üzeri eksi 7'dir. Eksi 7 başa geçti. Eksi ile eksinin çarpımı yine 7 oldu. Logaritma 10 tabanında 11. Demek ki buradan pH değerine kaç bulduk arkadaşlar? 7 bulduk. A markası suyun pH değeri 3. B markasının 10, C markasının 7'ymiş. Bize neyi soruyor arkadaşlar? En yüksekten en düşüğe doğru sıralayın. Demek ki en fazla olan pH B, sonra C, sonra neymiş arkadaşlar? A'ymış. Böylelikle arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.